Evet canım, yeni videoma hepiniz hoş geldiniz efendim. Umarım keyifleriniz yerindedir. Graveyard Keeper'ın 32. bölümündeyiz. Şöyle notlarımı açayım sağ tarafıma. Biliyorsunuz geçen bölüm büyük olaylar oldu. Bizim Mistresham astroloğun gayrimeşru kızıymış. Bunu öğrendik. Şimdi Mistresham'la konuşmak için şu günü bekleyeceğiz. Onun dışında Snake'le konuşacağız ki kasaba geçişinde biliyorsunuz çarpılmıştık yıldırımdan dolayı. Bakalım bize ne diyecek. Bu arada arkadaşlar beğenileriniz, yorumlarınız aşırı önemli. Dediğim gibi sadece kalp bıraksanız bile bana yeterli. Neyse deli dana gibi koşturmayayım bir şimdi. Şu alt tarafı bir kontrol edelim. Burada bayağı avuç var değil mi? Aynen. Aa bir saniye, what the fuck? Ha tamam. 65 tane var gözüküyor. Şurada bir ceset daha gelmiş. Hemen şunu bir iç dış bakım yapalım. Yaz tertemiz iş çıkardık ha. En ufak bir yara yok. Evet şunları da alalım. Cızbız misali. Evet ceset diğerlerini de yakma yerlerini tekrar yapıyorum. Şu biter. Bekleyelim. Her şeyi alayım gideyim. Güzel. Şuraya bir yer daha yapayım. Şimdi bana 15 tane falan kuru kafa lazımdı. Kafatası daha doğrusu. Oo buradaki yağ fullenmiş bu arada. Buna kullan yapamıyorum. Kafatasım 9 tane var henüz. Kanım kaç? 8. Okey. Şunları toplasam mı acaba? Şunu da koyayım. Toplayalım ya. Şimdi turşu bir tane gömgisi. Şuraları toplayalım mis gibi. Güzel, ağaç 15 tane elma veriyor. Çalılar biraz az bir örtten veriyor ama İş görür. Şimdi aslında benim şu balı şeyine de girmem lazımdı. Pasta hamuru nasıl yapılıyor? Bakalım. Yumurta falan mı istiyor? Evet, yumurta ve süt istiyor ya. Sütü nasıl çözebiliriz? Ceset daha geldi bu arada. Bak şöyle lahana çorbası yapabilirim aslında. Sütü çözdüğümüzde de şu kekleri falan yaparız. Lahana çorbası ne veriyormuş? Uyku sırasında enerji yenilenmesi. Şundan bayağı bir yapabilirim ben. Da böyle tek tek mi yapmak zorundayım ya? He, gerçi o şeydeki büyük fırında art arda koyabiliyordum. Ne istiyordu ama? Lahana ve pancar mı istiyordu? Gerçi lahanam yok ki benim. Pancar ve soğan mıydı? Öyle bir şeydi sanki. Neyse bakalım şu olsun. Birdlerini şöyle koyalım diyeceğim. Yerim yok. Elma için de yok. Tamam şurada biri. Şimdi şu şaraplama bir bakayım. Güzel. Bunları burada da biraz olması lazım. Ne birazı, bayağı var. Dip mekanı bırakalım ya, para gelsin. Şimdi herhangi bir şeyim az mı? Çelik külçem bayağı olmuş. Birazcık çelik parça yapabilirim şu bittikten sonra. Onun dışında çivim var. Gayet yeterli. Basit demir parça yapayım birazcık. Burada tahtam var. Ahşap kirişim bayağı var. Ek yerim de gerekirse yaparız. Tamam, her şeyim var ya. Sadece basit demir yapacağım birazcık. Enerjim bitsin diye. Şöyle 78 tane yapalım. Bu da biraz fazla mı oldu acaba? Evet, bunu iptal et. Yeterli. Evet, seçimciler şu an dışarıda. Sesler geliyor mu size bilmiyorum. Seçim arabaları falan. Ses gürültüsü tamamen başka hiçbir şey değil. Evet. Ha, bir de para hesabı. Şimdi Kitchen Boy 10 farklı yemek yap diye şey geldi. Achievement geldi. Lahana çorbası bir daha ne istiyordu bakalım. Ha, lahana, pancar, soğan. Lahana, pancar, soğan. Pancarımız var bayağı. 40 tane alsak yeter ya. Soğan da alalım. Bir 40 da bundan alayım. Hepsinden birer tane istiyordu değil mi? Evet. Lahanadan 2 tane istiyor. Lahana 80 tane alacağız. Evet. Let's go. Ya uyuyacaktık gerçi, doğru. Gümde vaaz var ama ilk hangisini halletsem? İlk vaazı halledelim. Bir tane ziksir içeyim. Gerçi üstüm dolu ya. Üstümü ilk bir boşaltayım. Alabiliyorum gerçi, alayım. İlk vaazı halledeyim sonra gideyim. Gerçi bu sefer de inançları... Üstümde inanç da varmış, tamam. Herhangi bir yer sıkıntısı yaşamayacağız yani. Ya yani şu an beni tek düşündüren şey şu kafatası. Hala minimum 10 tane daha ceset gerekiyor bize. Evet geç reis, geç 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 geç. Altın bileşik dua da yapacağım yakında. Şimdi konuşan kafatası. Kaç para olmuş burada? 88 gümüş, gayet iyi. Şimdi bayağı bir para gelecek ya. Baksana bir alaya yağ kalmadı. Şimdi... Heh, yapılıyormuş, tamam.
Burada 20 tane yapıyor. Tüh. Ateş yok burada lan. Tamam, gidip alıp gelelim ama. Şurada kömür var mı? Getirmiş mi çocuklar? Kömürleri nerede topluyor acaba? Burada. 63 kömür. Kömür bayağı az getiriyor bu arada ya. Yani kömür az çıkıyor madenden. Elle toplamak biraz daha mantıklı. Evet, şunları şöyle koyalım. Odunlarımız da fullenmiş. Şimdi şuradan bir şey yapabiliyor muyuz bakayım. Ahşap girişim de bayağı var gerçi. Ne yapsak? Kütük yapalım. 96 tane kütük yapayım. İyi puan veriyor zaten. Bu arada kırmızıyla yeşili neredeyse fullledim artık. İyi güzel. Kütükte şeyi biraz azalttık şurada gördüğünüz üzere. Bunları da böyle koyalım. Şimdi konuşan kafatası. Güzel bak, hemen satılmaya başlamış. Evet, burada. Burada da toplu koymuyormuş yine çok ya. Eh be kardeşim ya. Kömür değil odun istiyor ya. Kömür niye olmuyor? Aynı mantık zaten. Kömür fırın kardeşim. Yakacak odunumuz 35 tane var. Biraz daha alalım. 10 şuradan yapıyorduk. Evet. Şimdi şöyle bayağı bir koyalım buraya. Bir 60 tane koydum. Evet, bunlar da üretilsin. Burayı iyiymiş aslında ya bak. 20 tane hamuru aynı anda yapabiliyorum burada. Burada ekmeği de hızlı yapar aslında. Buna ekmek vermiştik de bu satmıyor ya. Bana alkol ve paletlerden bahset. Masanın dibi mutfak ve depolama alanı var. Alkol paletler üzerinde depolanır. Biz gün boyunca paletlerden alkol satıyoruz. Bitmediğinden emin olmalıyız. Tavernanın kalitesi yüksek olmalı falan filan. Evet, bir yıldıza ulaştı bu arada taverna. Alkolle koyduğumuz gibi. Tamam. Evet, bugün biraz uyuyalım. Sabah bir sıçağımın yanına gideceğiz. Olaylar patlayacak. Evet, uyan kardeşim, kafi. Evet, tabii ki yağmur var. Acaba şeyin deposu var mıydı ya, tavernanın? Neyse, oraya da uğrarız bir daha. Ya da boş ver, hiç uğraşma, koy şunları. Evet, let's go. Ölü at. Evet, bir sıçağım. Birkaç sorun var. Aa, what the fuck? Hiç hoş olmadı. Çarmla konuşamıyorum. Şimdi şöyle bir şey. Aa, astrologla mı konuşacaktım acaba ya? Ben Çarmla konuşacağız sandım. Parfüm kimden alınıyor acaba? Ona bir bakmak istiyorum. Miss Chain'le görüşerek alabilirsin diyor. Deneyelim. Parfümünüz hakkında. Bayan Chain, bana parfümünüzden bir şişe verebilir misiniz? İyi değil mi? Ama bunu sıkıldım. Yeni bir tane yapacağım. Hala eskiden kalma küçük bir şişe var. Sana verebilirim. Ama önce biraz yardıma ihtiyacım var. Bu yemeği kız kardeşime götür. Bataklığın orada yaşıyor. Hayda. Ve geri dönüş yolunda benim için bir düzine kurbağa yakala. Yani parfüm için. Onlara ihtiyacım olacak. Lan bunun kız kardeşi şeymiş. Cadıymış. Hadi onu da geçtim. Of, çok yağmur var babacığım ya. Ona geçtim. Horadik normalde bunun kız kardeşini seviyordu. Sonra gidip bununla evlenmiş. Yılan hikayesi. Evet, burada pişmiş bunlar bu arada. Ve sandığı da varmış tabii ki. Peki pişenleri böyle koyabiliyor muyum? Evet, böyle koyarsam satılıyor. Bu yemek sepeti derken bu görev itemi değil mi ya? Lahana çorbası niye bu kadar çıkmış? 20 tane çıkması gerekiyordu. Ne, sıkıntı yok. Biz buraya niye geldik ki zaten? Eşyaları evde bıraktım ben. Cadın orayı demiş. Kurbağayı direkt ondan alacağım, uğraşamam. Bugün bir sıçrama yetişmek istiyorum. Parfümü verelim en azından. Evet ablacığım, kolay gelsin. Bunda bir şey çıkmıyor değil mi? Yok. Yiyecekleri var. Bu kız kardeşinden. Yine mi elma? Elmalardan nefret ediyorum. Dede. Şimdi sende kurbağa olması lazım ama 10 tane var. Bir düzine istemişti değil mi? O kadın nerede ya, ben mi göremiyorum? Ha, bayan Chain. Burada bir balık tutma yeri vardı. Kurbağa muhtemelen şurada tutuluyor. Ha, buradan oraya nasıl geçeceğiz? Şöyle bir şey yapacağız mecbur. Doltamız falan var mı ki ya? Şurası 50-50'ymiş. Bir deneyelim bakalım. Evet. İlk balığımız geldi. Yılan balığı mı o? Evet. Şu diğer 50 olan ne, onu merak ettim. Buradan iki tane balık çıkabiliyormuş şansa. Yarı yarıya. Evet, ikinci balık. Bu da tilapya. Şuradakini tutalım. Bu kurbağadır belki. Çam gidecek ya, hadi be kardeşim. Yok, bu da yılan balığı veriyor. %0 olan zaten tutamıyoruz. Da bir düzine istiyordu ya. İki tane daha lazım kurbağa.
Bu abladan 10 tane aldık. Evet, başka da kurbağa yok bunda zaten. Neyse, şansımızı bir deneyelim. 10 muydu 12 miydi? Evet, 12 tane esiyor gavatlı. Şuradan baksam kurbağa nasıl bulunuyor? Şuradan da çıkıyormuş aslında da. Şöyle yapalım. Şu reisin oraya bir gideyim. Yem alayım. İyi olta 3 gümüş. Kaliteli olta. Yapıştır gelsin. Bu yem satmıyor mu ya? Aa, kurbağa. Kurbağa çalışırsam bana satıyormuş aslında. Dur reis. Eve bir gidelim. 2 tane inanç istiyor. Aşağıda sayfam olması lazım. Hadi lan. Yetişiriz herhalde. Evet. Bilimim yok. Güzel. Şunu hemen şey yap. Kurbağayı seç. Çalış. Güzel işi verdi. Hemen kullan. Deniz feneri. Çalıştık. Allah Allah. Neyse, oltayı alalım. Yem satsa bari. Fiziksi kullan. Şu mücevherli lure ne işe yarıyor? Şunu satayım bari. Tilapi de satalım. Yılan balığın saat gitsin. Kaliteli olta... Ha, tamam. Şimdi şurada tutmayı çalışacağım ama. Çok da bir umudum yok. Sanırım buradan çıkıyormuş ama. Süre yetmeyecek yani. Neredeydi orası? Konuşan kafatasının solunda. Buralarda bir yerde olması lazım. Şurası. Yok. Heh, bura. Evet. Hepsi %0. Mücevherli lure koyunca şurada %100 veriyor. Tamam, yem böyle koyuluyordu. Doğru. Evet, geldi. Oo. Bu ne ya? Tuhaf bir balık geldi. Bir de tamamen gümüş geldi. Yemler şuralardan falan mı çıkıyordu? Öyle bir şeydi sanki. Bunlardan larva falan veriyordu geceleri. Yok, yalan oldu ya. Yine de bir şansımı deneyeceğim de. Çok umudum yok. Evet, güveyi atınca şuradan başka bir şey geliyor %100 ihtimalle. Onu bir deneyelim. Daha önce yakalamadığımız bir şey ki kurbağa hiç tutmadık. Evet. Bakalım ne gelecek. Altı farklı balık yakala diye achievement kazandık. Bir tek şu kaldı, o da Allah bilir neyle tutuluyor. Neyse, işimi görmez. Şöyle yapalım, gidelim uyuyalım. Mecbur zaten. Şöyle bir not alayım da, chain 12 tane kurbağa ver. Astrolog ile Mrs. Charm hakkında konuş. Yarın Snake'le görüşeceğiz. Şimdi bir cadıya yalandan bir daha gideceğim. Her gün bundan satış yenileniyor olabilir. En kötü hızlı iksiri alırım biraz da. Abla da açmamış ama. Bu biraz geç açıyor, doğru. Heh, geldi. Ablacığım, lütfen satıyor ol. Aha, iki tane daha satıyor, güzel. 12'yi tamamladık en azından. Şimdi hız iksirin var mı? Güzel, bir 5 tane de bundan aldım. Alamadım. 2 tane de kurba. Heh. Yerim yok. Şöyle yapalım. Şunları yok et. Kurbağa 5 hızlı iksire gönder gelsin. Şimdi yarın bir gavatla görüşeceğim, adı unuttum. Sinek. Üzümlerime bakayım o sırada. O oyunda acaba ya deli gibi paraya ihtiyacım olduğum bir an gelecek mi? Onu da merak etmiyor değilim. Evet kardeşim, sen şurada arda arda altın üzüm yap. Sen de gümüş üzüm yapıştır gelsin. Ya çok bir şey çıkmamış zaten. Üzüm açısından. Şunları da toplamaya gerek yok şimdilik. Şuradan eve gideyim. Bugün şu çiftliği biraz halledeyim. Buraları hızlandıracağım tabii ki. Sıkmak istemiyorum sizi. Evet, bütün işleri hallettim şu an. Bir yalandan uyuyayım, Mr. Charm zaten erken geliyor. Şimdi Zix'ini kullan. Şu gavatın yanına gidelim. Evet, gelmiş bile. Şimdi reis, benim için birkaç eşya bulabilir misin? Kasabada bir şeyler bulman yardım eder misin? Her şeyi bulabilirim, sadece adını söyle.
Gurur aynası, ebediyen yanan kömür ve keskin çatal. Bunlar tuhaf şeyler. Fark etmiş olabileceğin gibi şu anda çok önemli bir proje üzerinde çalışıyorum. Yani vaktim biraz kısıtlı ama sen bana yardım edersen belki ben de sana yardım ederim. Oho. Hepsi birbirine bağlandı. Benim şurayı yapmam lazım. Acilen. Bayağı bol bir kafatası lazım yani. Onu da bekliyoruz işte ne zaman biterse. Kaç ceset olmuş? 2 tane daha gelmiş. Bunları da halledeyim bari. Bunlar rahat gitsin ya. Üstümde yer yok zaten. Evet burayı da bir ufak bir... Hatta hızlandırmayayım direkt geçelim. Evet şunları bir cızvız yapayım mı? Her şeylerini aldım. İhtiyacım olan. Şunları yakmaya koyayım. Üstümü bir boşaltayım hemen şurada. Sonra bir de mülteci kampına bakacağım. Merak ettik yazmışsınız. Ben de ettim açıkçası. Neler olup bittiğini. Şimdi kan ve kafatasını belli bir yerde toplayayım. Şu yağı beyni alalım. Şöyle koyayım bunları. Kafatası ve kan burada biriksin. Günah parçası da buraya. Mülteci kampına bir uğrayacağım. Kaç kanım oldu ona da bir bakayım. 11 kanım olmuş. Tamam bunları bırakalım. Şu kırık kafalarla da bir şeyler yapmaya çalışayım ben. Şimdi onun için ne istiyordu? Ahşap kiriş istiyordu. Tamam bir 20 tane alalım. Onun dışında cilalı taş tuğla istiyordu bizden. Taş tamir takım istiyordu. Cilalı taş tuğlam yok mu ya? Şurada yapayım. Şu kurbağa gözlerini şöyle koyayım ben. Şu merceği nasıl yapıyoruz acaba? Neyse ona da bakarız. Şimdi şunu bir yapalım biz. Bunu da böyle koyuyorum. Burada bulunması yetiyor bunu. Evet bir 5 tane de cilalı taş yaptım. Bir de parlatma macun lazımdı. Evet bir 6 tane de parlatma macun yapalım. Gereken her şeyi aldım herhalde. Hadi bakalım. Şimdi. Ha, bal kabağını unuttuk. Hemen onu da alayım. Aşağıda Halloween partisi yapıyoruz anasını satayım. Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. Evet birini de böyle koydum. Evet bundan yapma sınırım bitti. Şimdi bu. Bundan da 2 tane yapacağız diyeceğim. İkisini de yapmışız zaten. Kan çeşmesi yaptık. 2 tane. Bir tek bunlar kaldı. Bundan da birini yapmışım zaten. Evet. Son gereken bu. 16, 19 ve 20. Olacak böyle. Yani 10 tane kan, 5 tane de kafatası lazım şu an. Bir tane kanım var. 9 kan, 5 kafatası. Eşittir 9 ceket. Pardon, ne ceketi ya? Ceset. Şöyle bir not alalım. Son 9 kan, 1 ceset. Yok, 1 kafatası. Evet, bir uyuyalım. Şimdi bayağıdır mülteci kampına bakmıyoruz. Bir göz atalım. Bunlar artık kendi çapında yaşıyor ya. Baksana mülteci mutluluğu 8 yıllardır gelmiyoruz. Hamur mamur yapıyorlar. Takılıyorlar. Aga şuna benim artık söylememi beklemeyin ya. Kendiniz yapın. Takılın yani. Şöyle 5 kere yap. Sen de şunu 5 kere yap. Ya bu arada hamurlarınızı aldım. Helal edin. Şimdi bu hamurlarla şöyle yapalım. Konuşan kafada sen git. Kaç para birikmiş bu arada? Üf. Bir altın 12 gümüş. Yeriz. Burada baksana çat çat ekmek yapabiliyorsun. 130 tane ekmek yapıyorsun. Neyse o kadar abartmayalım. 80 tane yapsın. Hızlı yapıyor bir de. Evet. Şimdi bugün de geçirmek istiyorum. Yapacak bir şeyim yok zaten. Şurada geçirelim. Evet kalk kardeşim. Amin Allah kabul etsin. Deniz fenerine git. Evet reis sen yapacağın... Esmeralda'nın çocuğu hakkında. Esmeralda'nın bir kızı varmış. Benim kızım. Şimdi neredeler? Esmeralda yıllar önce öldü ama kızı yaşıyor ve iyi. Sanırım onun hakkında bir şeyler duymuşsundur. Adı Bayan Çağım. Gümüş hikaye geldi. İnanılmaz, çok yetenekli. Bir kez performansını izledim. Çöktü reis ağlıyor. Ah korkan beni asla kabul etmeyecek. Annesi daha o doğmadan terk etti. Ama bilmiyordum. Bunun Esmeralda'nın kalbini kıracağını biliyordum. Ama hepsini bilim adına yaptım. Ben ne bileyim diyor şu an. Ne kadar aptalım. Genç adam. Benim için onun ağzını aramasın. Onunla konuş. Şansımın ne olduğunu öğren. Sizi tekrar bir araya getirebilirsem altın açının nerede olduğunu söyleyeceğine söz verir misin? Kesinlikle. Çok mutlu olacağım. Altın açı ne için lazım diye. Her şey birbirine karıştırdığınız akıyor.
Evet, şimdi güzel evime gideyim. Artık bir göreve daha başlayabiliriz ya. Vampir görevine başlayalım bence artık. Üstüm çok kalabalık, üstümü bir düzelteyim. Evet, şu kanı da şöyle koyalım. Evet beybiler. Normalde videoyu kapamıştım. Dedim kısa olmasın. Hatta artık full uzun çekmeye çalışacağım graveyard'ı ve bölük pörçük olmasın diye. Bak saat 11.30, her şey zombilerim için, sizin için, kardeşlerim için. Evet, bir ceset daha geldi, güzel. Adım adım yaklaşıyoruz şu ayına. Şimdi Charm ile konuşacağız. Bugün astrolog ile görüşmüştük. Kurbağamız var. Abi saniye ya. Kurbağayı vermek için ben niye şey bekliyorum ki, Mr. Charm'ın geldiği günü? Direkt gidip vereyim. Parfüm alayım en azından yani. Ablacığım kolay gelsin. Al bakalım kurbağa 12 tane. Parfüm al. Güzel. Şundan tarifini alsam mı acaba? Hadi al gitsin. O kadar paramız var zaten. İyi de ben bunu biliyordum ki zaten ya. Yine dolandırıldık. Aa, bunu altın bira verecektik ya, doğru. Dur bakayım. Buradakinin hepsi satıldı mı acaba? Öh be kardeşim. Satılmıyor galiba. Üf. Buradan da güzel. Yalnız yeşilimiz bayağı artmış ya. Şunu harcayalım artık. Şöyle güzel bir müzik eşliğinde. Şimdi neye verebiliriz? Bunların hepsi mavi lazım. Sadece yeşil ve kırmızı gerektiren bir şey varsa Labs diye vereceğim. Burası bayağı mavi gerektiriyor zaten. Teoloji kısmı. Kağıt üretimi. Yapıştır gelsin. Buralarda bir şey kalmış mı? Evet, maviyle açılan şeyler yine. Burada aynı şekilde. Şunu açıp şunu açabilirim aslında ama 100 mavi lazım yine. Buralarda şunu da açacağız. Evet, yine bir maviye oturmam lazım benim aslında. Şu an tek eksiğim mavi diyebiliriz ya. Bu neymiş mesela? Şundan gerekiyor 10 tane. Tamam. Bak burası mesela hiç mavi istemiyor. Full kırmızı yeşil istiyor. Tamam. İyi, kırmızı mavi gibi bir derdimiz kalmadı neredeyse artık. Şimdi şunu kullanalım. Güzel evime gideyim. Şuradan üstüme... Hayda. Ben bunu üretmedim mi ya? What the fuck? Neyse, bir tek su eksik. Ha, yo, üretmişim. Nice. Şöyle yapalım. Bir tane yeterli. Şimdi bir yatayım, uyanayım. Enerjim de full zaten. Aslında artık şu vampir görevine başlayabilirim ya. Evet. Ona da başlayalım ufaktan. Bugün vaaz var. Yağmur altında biraz meditasyon yapalım. Evet, ilk bir vaazı halledeyim. Sonrasında gidip şu altın birayı vereyim. Horardik'e. Şuradan gidelim hadi. En son olarak da vampir görevine başlayalım artık. Evet. Selamünaleyküm muhterem cemaat. Aa. What the fuck? Saati gelmedi daha herhalde. Şimdi bunu bekleyeceğim de. Ben bir şey daha bakacaktım ya. Neye bakacaktım acaba? Neyse, vaaz veren kar düşüneyim be. Ben burada neye bakacaktım? Vallahi hatırlayamadım, bir şey bakacaktım ama. Evet, inancımızı aldık. Şimdi öyle at. Şurayı ise verelim. Birasını. Gök gürültüsü adına bu harika. Gerçekten iyi bira üreticisisin. Biliyor musun, yukarı çık ve masamdan parşömeni al. Bu benim gizli projem. Ballı bira. Bence bunu yapabilirsin. Evet, yukarı çıkabiliyoruz artık. Buralarda kesin bir şeyler daha vardır sandıkta. Diyeceğim açılmıyor. Buralar falan yok. Bir tek şu açılıyor sanırım. Yok, bu da açılmıyor. Evet, bira tarifini aldım. Masadan aldık ama şunlar açılmıyor. Burada kesin başka bir şey daha vardır diye düşünüyordum ama. Şunlar da 3 kutsal rahibe sanırım. Evet, şu özel bireyi kullanalım. Tamam. Görev gelmiş mi bakayım. Yok, herhangi bir görev yok. Şimdi ablacığım, nereye gidiyorsun kız? Vampir hakkında. Şey, bana biraz o vampirden bahseder misin? Hayır, anlatamam. Horadik benden özür dileyen kadar hiçbir şey anlatmayacağım. Tamam, Horadik ile konuşacağız dedik. Chain'den özür dile dedik. Horadik, Chain ondan özür dilemeni istiyor. Ben mi? Üzgün olduğumu mu söylemeliyim? Karımın sevgilisini kendi yatak odamda buldum. Ve üzgün olduğunu söylemek zorunda olan ben miyim? Sadece hayal et. Yanımda duruyordu ve sonra camdan aşağı atladı. Ve şimdi sadece uyuyordum diye ısrar ediyor. Ve bu adam bir vampir. Belki o haklıdır dedik biz de inanmayarak. Ona git ve açıklama istediğimi söyle. Evet. Liseli aşıklar sanki. Açıklama isteyelim. Ne? Açıklama mı bekliyor? Git ve ona o gün neden eve gece yarısından sonra döndüğünü sor. Dinle. Aile sonlarınız için üzgünüm ama bana söyleyeceğin işe yarar bir şey var mı? Hiçbir şey bilmiyorum. Sadece uyuyordum. Tamam, o zaman iyi günler dedik.
Bekle. Astrolog vampir hakkında bir şeyler biliyor olabilir. Bana vampir tarafından saldırıya uğradığını söylemişti ama 30 yıl önce falan. Oho. Ben başka birine soralım biz. Evet, hız x'ini kullandım. Şu aşağıdaki gence soracağız. Yukarıdaki reise soracağız. Evet. Aa yo, buna sorulmuyor. Okey. Aşağıdakine soralım. Dingile. Evet kardeşim. Vampir hakkında. Sana bir sorun var evlat. Vampirle alakalı. Ama gülmeyeceğine söz ver. Babam, amcam, bütün komşularımız hiçbiri bana inanmadı. Sadece güldüler. Vallahi gülmeyeceğim dedik. O gece babam ve Mıldır amcam, amcamın buğday viskisini içiyorlardı. Evde tek başımaydım ve adamın birisi camdan içeri girdi. İlk başta babamın sarhoş olduğu için camdan girmiş olduğunu düşündüm. Ama ona baba diye seslendiğimde sanki beni hiç duymadı bile. İlginç. Devam et. Bir anda babam olmadığını anladım ve battaniyemin altına saklandım. Ve o öylece gitti. Lütfen gülme, herkes gülüyor. Merak etme, 15 yaşında olsam ben de korkardım. Teşekkür ederim ama ben 22 yaşındayım dedim. Ulan şu an odama vampir girse ben de bir ürkerim ya. Ama bozuntuya vermem. Sadece görmemiş gibi yaparım. Olmadı en güçlü skillimizi kullanırız kardeşim. Kaçarız. Söz konusu delikanlılıksa bize müsaade. Şimdi başka kime sorabiliriz bu barolu vampir olayını? Bu reis kendini ayırıyor. Şu an tek ipucu astrologa gitmek. Buna da konuşulmuyor. Şimdi bilinen MC'lere bir bakalım. Evet, astrologta bir vampir görevi var. Rosa. Rosa nerede çalışıyordun canım sen? Shepard'ın karısıymış. Shepard kimdi? Ben bunu niye hatırlamıyorum? Rosa Han'da çalışan kadın değil mi ya? Shepard'ın adı bile yok zaten burada. Kız Han'da çalışıyordu diye hatırlıyorum. Dur bakayım. Şu Rosa değil mi işte? Yok, buna etkileşim yok. Bu kim? Ha. Chain. Daha bu gavatın mürekkebi falan var. Ne konuşuluyor mu? Evet. Rosa kimdi? Shepard kimdi? Bu yumurtacı falan, sütçü, o tarzı bir şey olabilir mi ya? Bu adam niye buradan çıktı bu arada? Şunlar falan mı? Yok, bunlarla etkileşim yok. Bunlar NPC düz. Şu kadın. İyi günler efendim. Köyde en iyi süt ürünlerini biz satıyoruz. Taze donatı var mı? Hayır efendim. İnekler bizim dostlarımız. Biz kasabadaki o insanlar gibi değiliz. Bahse girerim. İnsan eti bile yerler. Bizden de akıllı olduklarını düşünüyorlar. Ama bence onlar sadece barbarlar. Ticarette neyi var? Oha, süt kovası sadece 50 şey mi? İyi. 50 bronz. Alalım biraz. 3 tane alayım. Şimdi süt kovasını 3 tane süt testisi veriyor. Ha yo, 5 tane veriyor. Güzel, 15 tane sütüm oldu. Evet, vampir hakkında. Rose, şu sen saldıran vampir hakkında sakıncası yoksa. Kanımı içti. Oh, bunu duyduğuma üzüldüm ama lütfen biraz daha sessiz anlatabilir misin? Korkunç ve iğrenç miydi? Bu kısımda daha önce duydum. Peki ben ne olduğunu anlatır mısın? Hamile bir ineğin sesini taklit ederek beni ahıra doğru çekti. Daha sonra beni yakaladı ve kanımı içmeye başladı. Ama neredeyse içmeye başladığı gibi kanımı tükürdü. Tiksinmiş gibiydi ve ne var biliyor musun? Biraz aşağılamış hissetti. Eğer kocam evde olsaydı ve daha sonra ne oldu? Abla uzatma lütfen. Dedi ki yine mi? Yine mi bey grubu? Benimle dalga geçiyorlar herhalde ve daha sonra koşularak uzaklaştı. Yardımların için teşekkür ederim. Umarım ineklerin çok güzel buzağları olur dedik. Şu an tek bir ihtimal kaldı. O da astrologla konuşmak. Ölme yaşayayım, ölme. Sütümüz var şu an. Belki birazcık pasta hamuru yapıp böğürtlenli turta falan yapabilirim aslında. Evet, öyle bir şey yapalım, hadi bak. Şurada pasta hamuru yapalım. 28 tane yapayım. Güzel, şimdi böğürtlen suyu yapacağız birazcık. Böğürtlen belki ileride lazım olur. Şöyle bir 42 tane, yani 14 tane yapıyorum böğürtlen suyu. Yeşilim 670 olacak neredeyse iş bitince. Şimdi evet. Şöyle koyuyorum, 30 tane olsun. Aa, bir saniye, bir şey diyeceğim ya. Galiba olayı anladım. Oranın fırınında yapınca direkt satışa koyuyor sanırım. Burada olmuyor iş tabi. Neyse, az bir şey uyuyayım. Çarma gideceğiz bugün. Evet, çarma gidelim bakalım. Al parfüm. Aa, seni öpmemizin var. Çok mutlu oldum. Dede. Evet, parfüm diye şey geldi, achievement.
Kraliyet Sarayı'ndaki konserimde kullanırım. Sonunda kariyerimin zirvesine ulaşacağım. Hala pek çok hazırlığa ihtiyacım var. Çok tatlısın. Belki bana biraz daha yardım edebilirsin. Konserin açılışı için romantik bir hikaye ihtiyacım var. Belki bir şeyler ayarlayabilirsin. Ben kötü bir yazarım ve size önemsiz bir şey vermek de istemiyorum. Sanırım nerede bir iyi bir hikaye edinebileceğimi biliyorum şunda. O sen aşık olabileceğim türden bir adamsın. Abla ben tokum ya öyle şeylere. Direkt altın hikaye mi istiyor? Oo, bunu açamıyoruz hala. Ve ben bugün o soruyu sormam lazım. Altın hikayem var mı ya lütfen? Oh, bir tane var. Direkt koşalım. Bu arada aşağıya daha fazla yer yap demişsiniz. Böylece daha fazla ceset alabilir. Mantıklı, yapalım. Evet ablacığım. Bu bir aşk hikayesi. Umarım seyirci doğru ruh halen getirecektir. Sen ama sen ne yapardın? Altın verdik, bronz verdi. Normal tipik ilişki. Yerim doldurulamaz gibi gözüküyor. Haha. Bu arada yeri açıp şeyin yeğeni biliyor musun? Evet, onunla ticaret yapıyorum. İyi, onunla konuş Akikaki. Kraliyet konusunda bana eşlik etmesi için kızı Alice'ye ihtiyacım var. O çok iyi ve de çok güzel. Belki biraz sade güzelliğini takdir eder. Belki kralın kendisi bile. Zavallı kız dilsizdir. Ama bu onun için büyük bir avantaj olabilir. Peki sonra? Ah, önemli değil. Babasının resme izin vermesine ihtiyacım var. Böylece benimle kasabaya gidebilir, dedi. Babası müzik kale etkinliklerde bulunmasını istemiyor. Ama belki onu ikna edebilirsin. Evet, babasını soralım. Asıl önemli kısım. Bayan Çağım, çok yalnız görünüyorsunuz. Bir haliniz var mı? Sevgili arkadaşım, ben karşı çok naziksin. Görünüşe göre benimle insanmışım gibi konuşan tek kişi sensin. Kendimi çok yalnız hissediyorum. Kalabalık bir hayran kitlesi arasında tek başıma. Bu benim lanetim. Annem öldü. Akrabalarımla olan ilişkilerimi batırdım. Hayatım boyunca çekici bir prens aradım ama lanetlendim. Bu bir şaka değil. Annem bana gerdanlığın aşkı bulmama yardım edeceğini söyledi. Ve ben onu sattım. Baban kim olduğunu biliyorum, dedik. Babam onursuz, yalancı bir adam. Annemi terk etti. Ben niye moda girdim bu kadar? Ve asla onu aramadı. Haklı biraz. Benim için hiçbir şey yapmadı. Kim olduğu umurumda değil. Hayda. Çiftçiyi ikna et. Çiftçi kim? Aradaki de değirmenci çiftçi bu olması lazım. Alice, evet. Alice hakkında dedik. Bir ara sahneye aldım. Kızınızın Bayan Çam ile kasabaya gitmesine izin vermeniz için buradayım. Ya böyle girersen adam günahını bile vermez. Bu onun için harika bir fırsat. Burada ona ihtiyacım var. Çiftlikte yapacak çok işimiz var. Bunun yanı sıra o kadar güvenmiyorum. Zaten tamamına da ona yardım etmek için çok fazla mesai harcıyor. Onu sevmiyorum. Hey, dedi, girdi araya bu. Alice'ye yardım etmek ister misin? Evet. Onun oynamayı sevdiğini düşünüyorum. Ben de yardım etmek istiyorum. Amcamın değirmenini düzeltmesine yardım edersen o zaman babam çok mutlu olacak. Alice'yi soracağım ve bahse gireyim gitmesine izin verecektir. Evet, amcasıyla konuşalım. Aslında bugün Çam gitmeden halletsem şu işi çok kral olur ya. Onarmaya yardım etmek istiyorum. Azan nerede olduğuna baktım. Kendimi düzeltmeye çalıştım. İşler daha da kötüleşti. Hay Allah, bir de eve döndüğümüzde iki ayı suçluyoruz. Taşa ihtiyacımız olduğunu söylüyor ve çelik parçaları. Tamam, talimatta görelim. Son sayfa nerede? Üzerinde hiç resim yoktu. Önemli olmadığını düşündüm. Anlıyorum. Geometri benim gerçekten iyi bildiğim bir şey değil. Sen bu şeyleri çözmek için astroloğun yardımı lazım olacak. Ulan ne astrologmuş ya, 10 tane görev birikti adamda. Evet, buraya rahatça erişim sağlayabiliyoruz artık bu arada. Buradaki askerler gitti kalıcı olarak. Bak şöyle şeyler geldi. Keskin çatal, kibir aynası, ebediyen yanan kömür, altın açı, sonsuz defter, gerdanlık. Bu gerdanlık Mısır Çam'ın herhalde. Altın açıyı astrologdan alacağız. Sonsuz defteri şeyden, sinekten. Bakalım nasipte varsa. Şu ebediyen yanan kömür obsidyandan üretilecek bir şeye benziyor aslında ya. Ben biraz seramik kaseye ihtiyacım var bu arada. Kil lazım. Tamam, gidip çıkartırız. Çok dert o değil. Evet, 26 tane böğürtlenli turta geldi. Şunları şimdi şöyle koyalım biz. Şu obsidiye nerede değerlendirebilirim? Neyse, bir yazı eksiği kullanayım. Şu aşağıya şey yapalım. Ek bir yer yapalım. Buraya daha fazla ceset gelsin. Palet yapmam lazım değil mi? Donduruculu palet gerek yok. 24 kalas. Hatta 30 kalas. 20 de çivi. Alıp gelelim hemen. 30 kalas. ...20 çivi. Evet.
Let's go. Evet, bunları şöyle inşa edebiliriz. Bunlar tam olarak... Evet, böyle inşa edersek... Olmaz tabi. Bunları inşa etmemiz şundan sayısını artacak mı ki? Neyse, göreceğiz bakalım. Aa, buranın da... Ha evet, bak evet. Ceset sayısı. Tamam. Gel reis. Şimdi şöyle koyalım. Yere koymayalım cesedi. Günahtır. Şurada 2'ye 2 yazıyordu. 6'ya 2 olmuş. Evet, yerimiz full. Şuna rahat gitsin. Evet, şu arkadaşlar bir cızbız yapayım. Şimdi gidip biraz kil toplayalım. Aa, üstüm full ya. Enerjim de yok zaten. Ne atabilirim? Şu eti at gitsin. Geçecek bir şey yok ki şunun dışında. Neyse, şimdilik yetecek. Aa, bu nehir kumu zaten ya. Kil ne alaka? Da ben bundan toplamıştım zaten. Hayvan gibi. Neyse. Bir eve dönelim. Kili nerede yapıyorduk? Allah Allah, biz kili nasıl elde ediyorduk ya? Aa, kil tepeleri ayrıydı. Doğru. Üstümü bir halledeyim. Şimdi şuna da aldım ya. Birikti bayağı. Şu yoldan da hiç gitmedim galiba. Eyvah, tamam. Etki buradan geliyor, doğru. Yine yemek kalmayı unuttuk. Şuradan alabildiğimiz kadar. Uf, bu da çok güzel yeşil kasma yöntemi yalnız ya. Çok mantıklı. Çıktığı kadar. Bir ceset geldi, sonra bakarız ona. Aa, üstümde turta vardı. Yokmuş, yeni geldi. Koyalım şunları. Ekmek alayım. Şimdi şöyle 33 tane seramik kase yapalım. Burada bir 40 tane şu parçadan yapsın. Çelik parçadan. İhtiyacımız olur illaki. Evet, yatalım uyanalım. Çam zaten sinek reis erken geliyor biliyorsunuz. Let's go. Evet, reis burada. Şu an bana... Aa, bir saniye ya. Ha doğru, tamam, 10 kan istiyordu. 7 tane daha falan lazım. 7, 6, 7 tane. 5 tane de kuru kafa lazım. Diğer gelişine yetişir mi acaba? Yok zaten. Buna da yapılacak bir şey yokmuş. Solo bekleyeceğiz mecbur. Tamam, şu şekilde bekleyelim ya. Meditasyon halinde. Evet. 2 gündür meditasyon yapıyoruz kardeşim. Üf be. 3-4 tane ceset geldi bu arada. Bir hız iksiri gömeyim ben. Şimdi şu taşlar fulandı, artık şunları bir kıralım. Evet, 35 tane taş kırdım. Ver yansın. Cesette de hemen halledeyim, bayağı bir birikti. 3 tane gelmiş gerçi, bayağı da değil de. Artık sadece kan ve kafatasını alacağım ya. Bu da yordu. Şu ritüelden sonra çorap söküyor olacak biraz da. Bugün Asola bir sürü soru soracağız. Mr. Sham olayı var, vampir olayı var falan filan. Mrs. Cham ya, Miss Cham. Niye Mr. diyorum sürekli bilmiyorum. Erkek gibi hatun. Evet, onlar orada cızbız olsun. Aa, bir saniye. Lan, birinin kafatasını almamışım ya. Neyse, zaten kafatası ihtiyacımız bitti muhtemelen. Bakalım. Yok. Bir kafatasına daha ihtiyacım var. Ama hala... What the fuck? Dur bir bakayım. Aynen, son bir kafatası lazım. Şu üstü bir düzenleyelim, gidelim. Evet, let's go diyecektim. Bekliyoruz. Işlanma taşını. Evet reis, Bayan Çam'dan bahsedelim. Ona babasının kim olduğunu bildiğimi söyledim. Nasıl karşıladı? Gördüğüm kadarıyla heyecanlı değildi. Onu asla bulmaya çalışmadığını söyledi. Aga be, annesini terk ettin. Hepsi doğru. Yine de belki bir şekilde onun affını kazanabilirim. İyi bir şey öğrenirsem ilk bilen kişi siz olursunuz reis, merak etme dedik. Sağ ol adam, naziksin. 60 kayıp olduk bu arada. Derimin için bazı hesaplamalar yapmaya ihtiyacım var. Okula biraz zor gibi geliyor, pek emin değilim.
Şimdi ilk vampirleri soralım. Biliyor musun, Hodadik'in karısı babam bir zamanlar senin vampirlerle karşılaştığından bahsetti. Vampirler mi? Uzun zaman önceydi, büyük patlamadan dön. Evet, şelalenin sahanındaki açıklıkta olmuştu. Arkadaşım bekçi de benimleydi mi ne? Hatırladığım kadarıyla piknik yapıyorduk ve sonra dişli olan 4 adam aniden ortaya çıktı ve bekçiye saldırdı. Ama garip bir büyü onu korudu ve hepsi vampir çenelerine dönüştü. Yanılmaz, başka bir şey biliyor musun? Örneğin vampir simyacıdan 4 farklı kan grubu keşfettiğini okumuştum. Daha ilginç olan ise vampirler sadece o grubundaki sıfır grubu mu bu? Sıfır galiba. Kan içi olanmış. Diğer kan grupları vampirlerde sindirim sonlarına yol açıyormuş. Ayrıca ciltte yeşil tomurcuklar ve 10 yıllarca süren ferce sebep oluyormuş. O zaman şimdi B'yi içtiğine göre felç oldu adam. Evet, Sherlock Holmes gibi olduk artık falan. Tüm metotlarımı uygulanmalıyım. Hodadik vampiri tanıyamadı. Aynı şekilde Rose'la. Bakalım başka neler öğrendi. Çiftçinin oğlu vampire seslendi. Ama vampir onu duymadı. Yani sıradan bir köylü değil. İşitme problemi var. İşitme problemi olan kim ya? Üstad Alaric ve Marcus ile konuşmam lazım dedi. Şimdi Üstad Alaric kimdir reis? Tamam. Hatırladım. Şeydeki adam bu. Mülteci kampı. Evet. Şu şeyi hesaplamayı yaptım diyelim. Hesap yapılmış kağıt. Tamam. Baral 3 bölümü hakkında. Bana aradığım eşyalı anlatmaya söz verdin. Sanırım kan renkli bir safir gerdanlık gördüm. Esmeralda da bir tane vardı. Büyük patlamadan sonraki sabah yerde yattığını gördüm. Bence onu kızına verdi. Belki patlamadan sonra cadı tepesine çok sayıda kaya ve başka tuhaf şeyler de aldı. Bir sürü yangın. Çok sayıda yıkım oldu. Geceden sonra arkadaşım mezarlık bekçisini hiç görmedim. Ama Esmeralda gibi ben de garip bir şey buldum. Bir ölçü aleti. Arkeolojik bir kazı alanının yakında. Bence senin aradığın altının açığı olabilir. Şimdi nerede? Dağ esharındaki kampta bıraktım. Biz aceleyle kamptan ayrıldık. Bence hala orada olmalı. Kraliyet Üniversitesi mümkün kıracak ay yüzsüz olacaklarını düşünmüyorum. Tamam. Geriye de bir şey kalmadı zaten. Büyük kitap. 10 gümüş 50 şey veriyor. Mavi. Yapıştır gelsin. Ha, şunu da alayım. Hatta biliyor musun, şunu da alayım. Kullan reis. Hepsini kullan. Şak şak şak. Üf, yılan. Şimdi. Dağ Hisarı. Kamp dediği bura mı acaba? Şu reisle bir konuşalım. Konuşulmuyor. Yani burada da çok etkileşimlik bir şey yok zaten. Şu çiftçiyle bir görüşelim. Gece olmadan sonra mülteci kampına gideriz. Yapacak iş bulamayınca çok yoruluyorum. What the fuck? Sen işte ne halledecektik biz? Hesap yapılmış kağıt. 6 tahta 5 kompleks. Hemen halledeyim. 10 tahta 10 kompleks alayım ben her ihtimale karşı. Şimdi buradan oraya yürüyelim. Buradaki görev bitmiş olursa direkt mülteci kampına ışınlandırız. Lan yanlış şeye geldik ya. Vakit kaybettik bayağı, neyse. Şu mezarı da açacağım bir gün. Evet. Değirmeni onaralım. Ah, tamir ettin. Dimmil diye bir achievement geldi. İsterseniz burada buğdayınızı ücretsiz olarak öğütebilirsiniz. Umarım bu alisan belgesini almama yardımcı olur dedik. Buraya falan giriliyor mu? Okey. Evet dayı. Değirmeyi tamir ettiğini duydum, muazzam bir iş. Ve Alisa gerçekten gitmek istiyor. Kızımı seviyorum. Onun için en iyisini istiyorum. Bu yüzden gidebilir. Ne kayı bir adam dedik içimizden. Evet, Alisa'nın evrakları var üstümüzde. Bunu da Çağım'a vereceğiz galiba. Kameraya vurdum yanlışlıkla. Neyse, bir şey olmaz. Evet, buradan ışınlanalım. Mülteci kampı. Evet reis. Vampir hakkında. Üstad Alaric köy vampir... Konuşamadım. Vampirden dolayı ailemde. Ne dedin? Üstad Alaric dedim ki köy. Yağma mı? Nerede? Ne zaman? Hayır, yağma falan yok. Köylüler endişeli. Yanmış mı? Kim yapmış? Neden yapmış? Tamam. Köylüler vampir yüzünden öfkeleniyor diye bağırdık. Age of Empires mı? Vampirler. Hani vampires ya. İngilizcesi. Oradan bir espri. Ah evet, vampirler. Şimşekleri çağıran kabarık sarı tavşa inanmayı tercih eden. Vampirlenmiş. Dedi. O musikte. Yani vampirlerin var olduğunu mu düşünüyorsun? Köylüler olduğunu söyledi. Tanıklar ve kurbanlar var. Var olduklarını düşünmüyorum. Var olduklarından eminim. Sana şaka yapmışlar, seni zavallı çocuk. Şaka yaptıkları çok açık değil mi? Lütfen artık beni bu tür rahatsız,
Saçmalıklarla rahatsız etme, tamam mı? O kadar kendine güveniyor ki az kalsın onaylayacaktım ama bileğindeki yaşayarı yarayı kapatmıyor unuttum. Astrolog bunu kötü beslenen vampir işaret ettiğini söyledi. Geceleri çadırı gözeteceğim ve Alarik'e göz kulak olacağım dedik. Tamam. Gece şu an mesela. Güzel, devreye girdi. Aha. Vay şerefsiz, yarası oldu. Bu inanılmaz, aynı klasik korku filmi gibi. Acele edip köye gitmeliyim ve onu durdurmalıyım bir şekilde. Bu arada gerçekten merak ediyorum. Acaba tabutun içinde mi uyuyor? Dedik. Buradan geçemezsin sen pis yaratık. Kendini savun. Seninle konuşuyorum, biraz saygılı ol. Adam duymuyor ki. Daha yüksek sesle konuşman gerekecek o sefer. Dünya zamanadan çıktı, sağır vampirler sarımsak yiyen vampirler. Sarıda ne var acaba? Dur senin yaratık ve benimle savaş diye vardı en sonunda. Adam döndü. Bu yaptığın anlamsız genç adam. Karın kanı bana uymuyor ve sen gelince gerçekten lezzetli görünmüyorsun. Öleceksin. Bu ölüm acısız olmayacak. Kendi seni piç. Savun kendini. Dedi ki bak uyarıyorum, defol dedi. Yoksa içinden geçeyim dedi vampir. Şu mu desek, bela birbirimizi öldürmemize gerek yok. Hadi diyelim. Bekçi. Bu olay seni alakalı etmez. Beni rahatsız etmemeni söyledim. Şimdi beni rahatsız etmenin sonuçlarıyla yüzer. Adamın niye sağır olduğu belli oldu şu an. Hey göremiyorum, bu hiç adil değil. Kasseniz bile size nerede bulacağımı biliyorum. Uykular. Neredeyim? Öldün mü? Burası cennet mi? Hayır, tam tersi gibi. Benim çadırımdasın ve yaşıyorsun. Sen... Hatırladım, sen iğrenç bir vampirsin. Sen niye beni öldürmedin? Ve hey sen beni duyuyorsun, ne oluyor? Baygınken işitme duyunumu kısmı ödünç aldım. Ne? Endişelenme, duyma yetin şimdiden eski haline döndü. Ama neden seni öldürmüş olabileceğimi düşündüm. Her şey yüzünden. Sen canavarsın, sırrını biliyorum. Ben canavar değilim. Ayrıca mezarlık bekçisini öldürecek kadar aptal değilim. Bu her şeyi mahveder. Kabul ediyorum, seninle alakalı bir plan vardı. Ufak yaramaz bir plan. Ama fikrimi değiştirdin. Beni takip etmeyi başardın. Yani düşündüğümden daha yeteneklisin. Hatta benim için faydalı bile olabilirsin. Bir vampire yardım etmeyeceğim dedik. Seni biraz yalnız bırakayım. Biraz sakinleş ve gülünç kahramanlık hayallerinden kurtul. Bu kamu yalnız bıraktı. Süre doldu. Şimdi bir beni dinle ve tercihini yap. Antik lanet geri döndü ve çok geç olmadan durdurmam gerek. Antik sözleşmede yazıldığı gibi bu benim görevim. Başarısız olursam 1000 tane kan ustamı son bir kasabayı, köyü, hatta senin mezarlığını kanlı içinde bırakacak. Ama sorun şurada, her şey çok ilerledi. Bunu tek başıma halledemem. Yardımına ihtiyacım var bekçi. Bu beklenmedik bir şey, düşünmem lazım. Anlıyorum, soru sormaktan çekinme, istediğini sorabilirsin. Fazla vaktimiz yok ama. Shepard'a ne yaptın? Hiçbir şey, kafasına ufak bir darbe, tamamen zararsız. Doğduğundan beri vampir misin? Hayır, ısırıldım 30 yıl önceydi. Kafese koydu, işkence yaptılar. Her şeyden çok nefret ediyorum ama tedavisi yok. Sadece ölmemek için kan içiyorum. İstek değil, ihtiyaç. Niye saldırdın? Bunu yapmak istemedim ama açlıktan ölecektim. Birine saldırmaya çalışsaydım, Theodora beni çok kolay bir şekilde yakalardı. Bir film hatırlıyorum. Fare kanı içen bir adam vardı. Ölümden korkmuyorum. Sadece görevimi yerine getirmeden bu dünyayı terk edemem. Antik lanet niye geri döndü? Çünkü antik sözleşme maddeyle ihlal edildi. Birçok sefer. Ne demek istiyorsun? Engizasyon zulmü, tarikatın zulmü, limanda sıkışmış ölümün gemileri ve en önemlisi 30 yıldır mezarlık bekçimiz yok. Benden önceki bekçi öldürüldü. Sen daha bekçilere seçilmeden, hatta sen daha doğmadan. Her zaman mezarlık bekçisi olmalı. Çünkü siz sözleşmenin kefilisiniz. Hayda, bu yüzden ilk tanışımıza sana ne olmak istediğini sordu. Peki nasıl durduracağız? Lanet büyük patlamadan sonra geri dönmeye başladı ve aldığım bilgilere göre senden önceki dördüncü bekçi büyük patlamada öldürüldü. Bu yüzden bekçinin katili maskesini düşünmeliyiz. Sadece lanet yayılmasını tetikleyen kişi yayılmasını durdurabilir. Görünüşe göre Sherlock Holmes'u biraz daha oynayacağım. Yani bu lanet konusunda yardım edebilecek başka kimse yok mu? Kimse yok. Diğer imza sahipleri sessizlik mühürüyle bağlılar. Ben ve kardeşlerim hariç ama onlara güvenmek işe yaramaz. Antik lanet nedir?
200 yıl önce yeni inancı müridi Antik Köprü yok ettiğinde lanet ortaya çıktı. Artık Şurtlular ölüler öyküsüne giden yolu bulamıyordu. Zamanla çıldırdılar, bedenlerine geri döndüler ve herkesi öldürmeye başladılar. Yürüyen ölüler dünyayı su altına bıraktılar. Yalnızca antik tanrı ve antik sözleşme insanlığı yok olmaktan kurtardı. Kardeşlerin neden durdurmaya yardım etmiyor? Bunu tartışmaya ne yeri ne de zaman. Belki bugün bu hakkında konuşuruz. Ama şimdilik sen ve ben varız sadece. Antik laneti engelleyen emirle içeren bir sözleşme. Yeni ve eski inanç ve antik tanrının temsilcileri tarafından kabul edildi. Kardeşlerim ve ben imza sahipliği olarak sadık bir şekilde tüm şartları yerine getirmek zorundaydık. Bunu yaklaşık 170 boyunca yaptık ama gördüğün gibi sonunda başarısız olduk. Siz sözleşme kefilisin deyip duruyor yine. Uf, dilim damağım kurudu ya. Tamam, yardım edeceğim. Şimdi bakalım. Başlangıç olarak bu parşömanla al. Yolculukta zaman kazandıracak. Dedi. Oha, öldü. Alaric, ne oluyor, iyi misin? Bekle, Marcus'u çağıracağım. Hayır, o olmaz. Vampir olduğumu öğrenirse kalbime tahta bir kazık çakacak. Hem de büyük bir zevk. Kan. Sadece biraz kana ihtiyacım var. Kan mı? Ceset kanının lezzetli olduğundan şüpheliyim ama başka seçeneğimiz kalmadı. Of reis ya. Evet. Şimdi. Asolak ile Misicham hakkında konuş. Chain'e 12 kurbağa ver. Misicham ile konuş. Kasaba geçiş belgesiyle aşağı doğru inmeye çalış. Bunu da yaptık. Tamam. Astrolog için, log için kan götür. Misicham'a kızın belgesini götür. Asolog için değil ya. Asolog ne alaka? Alaric için. Evet. Biraz daha kana ihtiyacım olacak. Neyse, halledeceğiz. Davuş ne kadar kalmış bu arada? 25. Bir de şunu yazalım. Kutuya biraz daha hoş koy. Ve evet canlarım, bir videonun daha sonuna geldik efendim. Umarım keyif almışsınızdır. Bayağı uzun bir video oldu herhalde. Ya bir saat sabah çektim. Bir 70 dakikada şimdi çektim. 130 dakikalık video editleyeceğim size. Bakalım ne kadar çıkacak. Ve full konuştum. Boğazım aşırı ağrıdı şu an. Yoruldum biraz. Hoşça kalın efendim. Sizden tek beklediğim like, yorum, abonelik falan filan. Evet, diğer videolarda görüşürüz.